Evet arkadaşlar, size bugün kuzenimin tavuklarını göstereceğim. Yeni aldı. Yumurta yetiştiriciliği yapacak. Denemek amaçlı bir elli tavuk aldı. Şöyle içeri doğru geçelim. Burada onlara suluk, yemlik, her şeyini yaptı. Yumurtalıklarını. Beyaz olanlar tinted koral olarak geçiyor. Siyahlar sanırsam atak. Diğerleri de brav, lohman diyorlar herhalde. Şu anda tavuklarımız 17 haftalık. Şu anda daha tabi yumurtlamaya başlamadılar, daha küçükler. Kılavuz yumurtalar için artık 20 hafta, 22 haftada gibi başlayacaklar herhalde. Tavuklarımıza palet hazır yem artı mısır kırığı, arpa, buğday çeşit olarak veriyoruz. Başlangıç olarak. Denemek amaç dediğim gibi arkadaşlar bir 50 tavukla başladı. Onlar için bir oda şeklinde. Hava şu an Mart'ın 4'ü. Samsun'da havalar çok sıcak değil. Serin, soğuk gidiyor. O yüzden kapalı tutuyor genelde. Gündüzleri kapısını açıyor. Bunlara küçük bir dolanma yeri yaptı bahçe şeklinde. Zaten burada da çıkmışlar arkadaşlar. Güzel duruyorlar. Güzel büyüdüler. Geldiklerine göre çok iyi büyümüşler. Denemek amaçlı burayı sardı. Altını üstünü sardı. Şimdi üstüne de gölge tülü çekecek. Yan taraflarına da kuşlar giremesin diye. Bakalım. Bir denemek amaçlı. Eğer olursa bu arazi kendisinin. Yaklaşık 4 dönüm bir arazi var burada. Büyütürüm diyor. Burayı da çeviririm diyor. İlk geldikleri bir 15 2-3 hafta zaten dışarı çıkmadılar. Bir içeriden hiç çıkmadılar. Yeni alıştılar. Bunları sanırsam Antalya veya Konya'dan aldı. Yani fiyat olarak 100 TL civarı, 100 TL idi. 100 TL olması lazım tanesini. 15 haftalık olarak aldı sanırsam. Tintetleri çok yumurtacı olarak diyorlar. 50 tavuğun 30'unu tintet olarak aldı. Gördüğünüz gibi yerleri zaten mısır taneleri. Yeşillik olarak lahana yaprağı gibi şeyler de veriyor ek olarak. Kendisi zaten araştırma yapıyor. Bunun için vitaminlerini, ilaçlarını şöyle bir sistem yaptı arkadaşlar. Yani bu tarafa tavuklar giremiyor. Yumurtaları şuralardan alacak şekilde. Yemlikleri hiç şehre girmeden şöyle bir boru bir sistemi yaptı. Direkt yemliğe, buradan döküp yemliğe gidiyor. Suyunu yaptı otomatik. Hatta suluklarını göstereyim size. Güzel bir sistem. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan damla şeklinde sular akıyor. Hayvanlar rahat. Buraya bir havalandırma için kendi bir vantilatör yardımıyla havalandırıyor burayı. Isıtıcı koymadı. Alan gayet iyi. Zaten çok soğukta bir ortamda değiller. Şu anlık bir ısıtıcı koymadı.
buradan. Bakalım arkadaşlar. Kendisi şu an burada yok. Burada vitaminler almış. Sanırsam bunlar şu bu vitamin, E vitamin diyor. Burada da bir şeyleri var. İlaçlarını almış, aşı almış bunlara. Evet. Burada tabii bir lavabo yapmış kendine. Tam o sulamaya hazır şebeke suyundan su vermiş. İyi yapmış. Burada da bir ilacı var arkadaşlar. Bu neymiş? Bu da mineral. Mineral bir şeyler yazıyor. Yemi burada. Palet yem. Köy tavuğu yumurtası yazıyor yemin üstünde. Gördüğünüz gibi. Yiyor. Hayvanlar çok güzel yiyor. Çok iyi besleniyor. Şu ana kadar hiçbir ishal veya başka bir şeyle karşılaşmadı. Görüyorsunuz arkadaşlar, tavuklar sulukları kullanıyor. Güzel bir kümes yaptı onlar, öyle söyleyeyim. Gayet havadar, temiz, kullanışlı. Burada elli tavuk için bolca yumurta yeri yaptı. Yaklaşık 40 tane yumurta alanı yaptı. Bakalım arkadaşlar. Bunlarla ilgili de videolar çekeceğim. İlerleyen haftalarda yumurta başlangıcında artık sizde gelir giderini analizini yapıp size de bununla ilgili bilgi vereceğim. Bunları bu tarafa geçemiyorlar normalde. Ben kapıyı açtım. Bunları buradan bir çıkarayım. Yani çok güzel tavuklar. Şuradan çık. Çık şuradan. Neyse arkadaşlar. Ben bunları çıkarım, videoyu burada kapatıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Tavuklar hakkında devamı gelecek dediğim gibi. Bakalım kazanıyor muyuz, kazanmıyor muyuz? Nasıl oluyor? Bu işte para var mı? Bununla ilgili bir videolar daha çekeceğim.